Üzülerek söylüyorum ki Esma Hanım'ın hastalığı ameliyat edilebilecek evreyi geçmiş. Elimizden sadece son günlerini acı çekmeden geçirmesini sağlamak gelir. Emin misiniz? Hiç umut yok mu? Ne yazık ki. Yapacağımız her türlü müdahale annenizi yıpratmaktan, ona acı çektirmekten başka bir işe yaramaz. Benim tavsiyem annenizin evinde sevdikleriyle birlikte olması. Ama sürekli tıbbi destek de şart tabii. Teşekkür ederiz doktor bey. Canım, bırakma kendini ne olursun. Daha da fazla üzülmesin kadıncağız. Asım. Canım. İkimiz de annen için en iyisini istiyoruz. Bence annenin burada kalması en doğrusu. Bana öyle bakma ne olursun. Evde nasıl bakabiliriz ki? Mümkün değil. Burada acil bir şey olsa hemen müdahale edebilirler. Hem evdekiler kime bakacaklarını şaşırdılar Asım. Bir yandan benim annem, bir yandan senin annen. Annen yakında kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek bir duruma gelecek. Kendi tuvaletini bile gideremeyecek. Ne yapacağız o zaman? Buradaki profesyonel desteğe ihtiyacı var. Ben annemi burada bırakamam Hülya. Canım. Bak ne olur hemen karar verme. Biraz gerçekçi düşünmeye çalış. Hülya. Hamdolsun oğlum, iyiyim. Eve götüreyim mi seni? Gerek yok oğlum. Zaten yeterince zahmet verdim size. Ben bu gece burada kalayım. Ama yarın beni memlekete götür. Halim iyi değil oğlum. Toprağımı görün. Toprağım da öyleyim. Buralarda değil. Öyle deme anne. Yetişeceksin. Benim sizden bir isteğim var. Son bir defa torunlarımı göreyim. Mülkeme sarılayım. Ardımı doya doya öpeyim. Tamam anneciğim. Eve gideceğiz, torunlarını görürsün. Israr etmez. Hadi. Gidin siz. O zaman ben de burada kalacağım anne. Asım. Çocukları yalnız bırakmasaydın oğlum. Hülya'ya gidenir çocuklar. Esma anne. Size burada çok iyi bakacaklar. Sağ ol kızım. Görüşmek üzere. Güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.